Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Akhisar Spor kariyerimizle yeni bir bölümle karşınızdayım. Bu bölümde sıradaki maçımız Fenerbahçe deplasmanı. Sıralamayı görüyorsunuz, 14. sıradayız. Lider Fenerbahçe ile oynayacağız. Gerçekten zorlu bir maç. Alt sıralardan kurtulmak istiyorum. Yani ben ligden düşmek istemiyorum. Başarılı bir şekilde Akhisarspor kariyerimizi sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Kadrom bu şekilde. Kalecimiz Berk Özer, Mark Bartra defansta, Hisay, gerçekten bunlar nokta transferler diye düşünüyorum. Hugo Rodega gelişimde tabii. Şimdi bölümümüze, maçımıza geçmeden önce arkadaşlar size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bana en büyük destek sizin abone olmanız arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olun. Videolarımı beğeniyorsanız like atın arkadaşlar. Eğer istediğiniz, yapmamı istediğiniz bir takımın kariyeri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sıradaki kariyeri Bursaspor olarak düşünüyorum. Hayırlısı diyelim. Sizin yorumlarınıza göre de fikrimi değiştirebilirim arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Fenerbahçe maçımıza geçelim. Akhisarspor Ülker Stadyumunda sahaya çıkıyor. Maç öncesi son hazırlıklar. Şimdi karşılaşmaya Akhisarspor'umuz başlıyor. Başarılar diliyoruz. Ağır bir zemin, yağışlı bir hava. Ama bu hiçbir şeye engel değil. Leguizamon yeni transfer. Fenerbahçe şimdi Reinkent. Reinkent Faye'den mükemmel müdahale. Penaltı bekliyor Fenerbahçe taraftarı. Hakem devam dedi. Bu pozisyonda şimdi Osterwolde yerden. Guizamon. Fred çok sert bir hareket var orada. Gol pozisyonu topu alarda. Michy Batshuayi Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiriyor. Taraftarıyla kutluyor bu golü. İşte bir kez daha izliyoruz Batshuayi'nin golünü. Ceza sahasında bomboş kaldı. Berk Özer'in yapabileceği hiçbir şey yok. Şampiyonluk bekliyorlar artık. Özlenilmiş şampiyonluğu bekliyorlar. Mark Bartra da sarı kart görüyor. Akhisarspor şimdi etkili geliyoruz. Arka direğe doğru kaleci Sels. İnanılmaz bir müdahale Sels'ten. Matt Sels. Şimdi Bartu Elmaz'dan muazzam bir müdahale. Johan Mina gol pozisyonu dışarıya. Şu golü atsak olurdu ya. 41. dakikadayız. Jaden Osterwolde ile geliyor Fenerbahçe. Ryan Kent. Kent pas hatası. Bartu Elmaz o da pas hatası yaptı. Ryan Kent. Bartra'ya geçti. Guizamon. Guizamon yerden Berk Özer. Berk Özer. Başarılıydı bu pozisyonda. Şimdi Alexander Djiku. Fred. Fred'in pası. Guizamon. Bir kez daha Fred. Ceza sahası Ferdi Kadıoğlu. Faye. Kritik bir müdahale. Hakem saatine baktı ve ilk yarıyı bitirdi. Matis Tel. Simülasyonla da bu kariyeri bir an önce bitirmek istiyorum arkadaşlar. Hızlandırmak istiyorum. Şimdi Matis Tel. Tel. Ortası el yok mu hoca? El var. Penaltı değil miydi o? Yoham. Dışarıda mıydı? Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Lincoln oyunda. Topun başında şimdi Johan Mina var. Mina. Johan Mina geldi. Johan Mina ortası arka direğe doğru. Rade Kurinic. Fenerbahçe hızlı çıkıyor şimdi. Ryan Kent. Kent'in pası. Kurinic. Ferdi Kadıoğlu bomboş. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi pasını aktardı. Ryan Kent. Faye. Faye. Bravo Faye. Kurinic'in pası. Batshuayi. Faye müdahale yapsan olacak ki. Adam bomboş ya. Yapmayın işte ya. Döndü, vurdu. Çok düzgün vuruşla topu ağlarımıza gönderdi Michy Batshuayi. Hugo Rodega. Rodega çok yalnız. Rodega Akintola'yı gördü. Akintola. Akintola'dan mükemmel bir çalım. Akintola. Ortada Johan Mina var. Akintola ceza sahasına girdi. Yerden Johan Mina. Vur artık ya. Vur artık ya. Bastım ama ya. Faye. Şimdi Matis Tel. Rodega ortada. Johan Mina ortada. Ortası. Akintola'ya doğru gelmedi.
Ya orada neden vurmuyorsun? Bomboşsun ya. Hep beni buluyor ya. Mishima Tsuai. Kent etkili vuruşları var. Ryan Kent atlı çalımını verdi pasını. Osterwolde'ye. Osterwolde. Out dedi maçın hakemi. Ofansif oynayın diyor. Şimdi Akhisarspor gelemiyor. Gelemiyor. İstediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Sebastian Szymanski. Ceza sahası. Ejueke. Matis Tel. Tel çok süratli. Matis Tel. Ciku. Szymanski. Szymanski ortası. Bir kafa. Savunma. Penaltı. Allah için nerede el var orada? Matis Tel'in yerine Conte oyunda. Batshuayi. Skor 3-0 oldu. Adam hat-trick yaptı. İşte Mishi Batshuayi'nin penaltı golü. Skor 3-0. Ya ben pasa basıyorum tekte atsın diye, adam göğüs kontrol yapıyor. Ben çıldırıyorum burada ya. Bitir hoca sen şu maçı ya. Tecavüz ettiler bize yani. 14. sıradaki yerimizi koruyoruz arkadaşlar. Bir maç fazlamız var tabi. Ankara Gücü kazandığı takdirde, hatta Kasımpaşa bile kazandığı takdirde, sonuncu Kasımpaşa bizde puanını aynı duruma getirecek. Çok kötü durumdayız. -3 avaraj. 0 avarajdık. -3'e düştük. Hayırlısı olsun diyelim. Ben biraz daha hızlı ilerlemek için ilerletmek istiyorum. Maçları simülasyonda oynatmak istiyorum. 19. Eyüpspor'la oynuyoruz. Mark Bartra kırmızı kart cezalısı. Onun yerine bir oyuncu alalım. Süleyman Fidan gelsin. Çimeleyi ettirelim. 1-1 berabere kaldık. Harika. Harika. Sıradaki maçımız Alanyaspor deplasmanı. Simüle ettiriyoruz ve 2-0 kazanıyoruz. 2-0 işte bu. Rodaeg atmış, penaltıyı kaçırdılar. Soner, bakıyorum, hayır, Matis Tel atmış, Rodaeg atmış. 2-0. 69'da penaltıyı kaçırmışlar. Çok kritik arkadaşlar. Atsalar belki beraber olabilirdi. Güzel oldu. Alt sıralardan kurtulmak istiyorum arkadaşlar. Bir an önce 11. sıraya yükseldik. Haydi şimdi Bodrumspor'la oynayacağız. Bu maçı da simüle ettirelim. Bayağı bir simüle maçımız olacak arkadaşlar. Haydi bakalım. Akhisarspor, Johan Mina, harikasın ya. Harikasın. 21 puanla 9. sıradayız. Ankara Gücü deplasmanı, hemen simüle ettirelim. Yapma ya, işte yapma ya. Berabere kalama, yenilme ya. Hiç puan alamamak beni çıldırtıyor ya. Kesinlikle kazanmalıyız artık. Konyaspor maçı. Atamak kart cezalısı. Haydi. Yapma ama ya. Ve artık yeter diyoruz. Yeter. 2-3 maç kazandık. Şimdi bunları kaybettiğin ne anlamı kaldı? Taktiği değiştirdim arkadaşlar. Otobüsü çek taktiğini yapıyordum. Şimdi kontrol atak yaptım. Puan durumu yine 14. sıraya kadar düştük. Samsunspor 9 puan üstümüzde yer alıyor. Mutlaka puan almalıyız artık. Güzel olsun. Yenilmektense puan alalım. Son dakikada da penaltı kaçırmışlar. 12. sıradayız. Ligin ikinci yarısı başladı galiba. Bodrumspor deplasmanına gideceğiz. Haydi bakalım. Bodrum'u da yenelim. Güzel be. 2-1 kazandık. Mina, Cenk Şen ve Matis Tel. 2-1. Bodrum'da kazanıyoruz. Güzel oldu. 3 puan bize hayat veriyor arkadaşlar. 11. sıradayız yine. Alanyaspor maçımız var Akhisar'da. Şöyle Emre Bilgin, Beşiktaş geri çağırmış Emre Bilgin'i oynatmadığım için. Kötü oldu tabi. Umut Bozok da gitmiş. Şimdi kadromuza bir bakayım ben. Yedekte Mark Bettinelli var. Kadromda Bünyamin, Bartu Elmas, Berke Özer. 3 Türk burada var. Şöyle kanat oyuncusu İbrahim'in yerine ben şöyle bunu alayım. Yusuf Demir'di galiba adı.
Kaleye de şu Karay'ı alayım. Altyapıdan çıkarttığım oyuncu. Ne olur ne olmaz. Transfer yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten param yok. Sıradaki maçım Alanya Spor'la. Haydi çocuklar, yenilmeyin. Güzel. Güzel. Akintola harikasın. Gol katkısı gerçekten güzel Akintola'nın. 12. sıradayız arkadaşlar. 26 puanımız var. Şöyle sonuncu Eyüpspor 14 puanda. Gaziantep ve Kasımpaşa son 3 sırayı paylaşıyorlar. 20 puan, 15 puan ve 14 puanla alt sıraya hala yakın durumdayız. Bizim acilen 20'li puanlardan yukarı çıkmamız gerekiyor. Fenerbahçe liderliği Trabzonspor'a vermiş. Hatta 3.'lüğe düşmüş. Lig şampiyonluk yarışması kızgın bir şekilde, hırçın bir şekilde devam ediyor. Bakalım neler gösterecek bize bu sonuçlar, bu oyunlar. Sıradaki maçımız 6. Başakşehir'le. Deplasman'da oynuyoruz. Simüle ettirelim arkadaşlar. Kadromuz bu şekilde görüyorsunuz. Mark Bartra aldığım zaman 78 overall'dı. 3 overall birden düşmüş. Hisay güzel, hiç düşmemiş. Berke Özer 74 overall. Bünyamin Balcı 71'di galiba, yanılmıyorsam 73 olmuş. Bartu Elmaz yükselmiş. Johan Mina zaten. Matistel yükselmiş. Güzel. Haydi çocuklar. Zor biliyorum ama güzel. Güzel. Adamsınız. Gerçekten arkadaşlar zor dönemden geçiyoruz. Akhisarspor gerçekte de, oyunda da zor dönemden geçiyor. Zaten gerçekteki gibi yapmaya çalışıyorum. Transfer yasağı olsun, parasızlık vesaire olsun. Hani elini kolunu bağladım ben de oyunda. Zaten ilk bölümleri izlerseniz görürsünüz. Transfer yasağından dolayı hiç kimseyi alamadım. Altyapıdan oyuncu çıkartarak buralara kadar geldim. Bakalım aynı şekilde devam ediyorum. İnşallah gerçekte de burada da hak ettiği yeri görür Akhisarspor. Puan durumunda 13. sıraya yükseldik. Henüz yenilgimiz yok. Şu avarajımızı eksilerden kurtarmak istiyorum. Mesela bakın, 2 altımızdaki Kayseri ve bir üstümüzdeki Ankara Gücü'nün avarajına bakın. Mesela bizden kat kat yukarıdalar. -10, -8. Biz bence avarajda iyiyiz. Sıradaki maçımız Adana Demirspor'la. Sakatımız, cezalımız yok. Herkes dinlenik, çok güzel. İnanıyorum, güveniyorum. Haydi çocuklar. Berabere olsun. Yenilmektense beraberliği tercih ederim. Ankara Gücü yenilmiş. Bir üstümüzdeydi. Belki onun üstüne çıkmış olabiliriz. Bakıyorum. Evet, Ankara Gücü'nün üstündeyiz arkadaşlar. Eksi avarajımız devam ediyor. Eyüpspor deplasmanındayız. Transfer dönemi bitiyor arkadaşlar. Ben bu transfer dönemini hemen geçip geliyorum. Transfer dönemi bitti arkadaşlar. 12. sıradayız. 28 puanımız var. Sonuncuyla oynuyoruz galiba. Bakıyorum. Sonuncu Eyüpspor'la oynuyoruz. Deplasmandayız. Kazanmak istiyorum. İnanıyorum çocuklara, güveniyorum. Overall'lar aynı, düşen eden yok. Haydi çocuklar, yenilmeyin. Çok güzel, 3-0 Matistel. Kiralık katil. İşte bu, 3-0. 3-0'lık gibi bir skor arkadaşlar, yakın zamanda almamıştık hiç. Bu çok güzel oldu. 31 puan yaptık. Fenerbahçe ile oynuyoruz. Sıradaki maçımız Fenerbahçe ile. Puan durumu 31 puandayız. Bir maç eksiğimiz var. Kazanabilirsek eğer 3 sıralara bayağı bir çıkacağız. Yani ilk 9'u görebiliriz. Bir maç eksiğimiz var tabii. Fenerbahçe zorlu rakip. Ben simüle ettireceğim bunu da. 2-1. İşte bu. Johan Mina Matistel. Çok zor bir galibiyet. Çok zor. Fenerbahçe oynamış, biz yenmişiz. Çok zor bir galibiyet aldık. +3 avaraj. Üstümdeki, altımdaki takımlar eksi avarajlardayken ben +3 avarajdayım. Şöyle genel bir puan durumuna bakmak istiyorum. Ben 10. sıradayım. Kazandığım takdirde 37 puan olurum. 5. sıradaki takımın 39 puanı var Avrupa potasında. 1. Trabzonspor. Umudum var arkadaşlar. Düşme potasına bakmayı unuttum, pardon. Sonuncu Eyüpspor, o zaten gidici gibi duruyor. 23 puan. Ben bayağı bir düşme potasından kurtulmuşum gibi duruyor arkadaşlar. Hatayspor deplasmanındayız. Bir kaza olsun istemiyorum. Haydi diyorum. 1-1 olsun. 87'de yemişim. Kazanıyormuşum neredeyse. Olsun. Sağlık olsun. Şöyle biraz daha ilerleteyim arkadaşlar. Bir maç daha oynayıp Akhisarspor kariyerimi bitireceğim. Karagümrük deplasmanındayız. Ve bir üstümde Karagümrük. Kesinlikle bunu kazanmam gerekiyor arkadaşlar. Yenildiğim takdirde yukarıları unuturum. Gerçekten çok zor olur işim. 5 puana çıkar fark. Hugo Rodoyaga 77 overall olmuş. Çok güzel. Düşen
overall yok. Çok güzel. Haydi Roda'ya. Senden gol bekliyorum. Ya yine 87'de ya. 85'de atıp 87'de yemişim ya. Şöyle bir puan durumumuz var arkadaşlar. Galatasaray deplasmanındayım. Gerçekten çok zor bir maç daha. Ama kazandığım takdirde altımdaki takımlarla maç eksiğim olmasına rağmen 1 puan ve 2 puan öndeyim. Kazanırsam bayağı bir puan farkı açmış olur ve rahatlamış olurum. Çok zor ama Akhisarspor biliyorsunuz Galatasaray'a hep ters gelmiş bir takımdır. Yerden pas. Edismanu ceza sahası. Karşı karşıya ve gol! Bunu bilen arkadaşlarım şey yaparlar, anımsarlar. Mark Bartra bir overall düşmüş. Başka bir şey göremiyorum. Bakamayacağım. 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 İşte bu. Akhisar her zaman ters gelmiştir abi. Her zaman Galatasaray'a ters gelmiştir. Mükemmel oldu ya. Şura bakar mısınız? 9'uncuyum. Puanlar çok yakın. Antalya ile oynayacağım. Haydi çocuklar. Antalya'yı yenersiniz siz. Güveniyorum size. Yapma ya. Ya Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi yenip Antalya'ya yenilmek gerçekten... Ya şu belki kırılma maçıydı ya. Böyle bir şey olamaz ya. Puan durumunda 11. sıraya düştük yine ama bir maçımız eksik. Şöyle 5.ye bakayım kaç puanı var. 5. Başakşehir'in 48 puanı var. Bizim 39 ama bir maçımız eksik, onların da eksik gerçi. Kötü olmuş ya. Çok yakındım abi. Çok yakındım. Konya maçıyla devam ediyoruz. Haydi çocuklar ne olur. Güzel be Roda Yaga. Uzun zamandır sessizdi. Suskunluğunu bozdu Roda Yaga. Şöyle bakıyoruz. 9. sıradayız yine. Ankara gücüyle oynuyoruz. Son 4 maç galiba arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam son 4 maç. Faye 1 overall yükselmiş. Mina da yükselmiş galiba. Yanlış hatırlamıyorsam 69'du. 2-1 kazandık be. Yine Roda Yaga. Roda Yaga açıldı demek ki. Haydi çocuğum diyorum. Bir gol de yetmez sana. Her maç 2 gol atarsan beni çok mutlu edersin. Sıradaki maçım Bandırma Spor'la. 9. sıradayım. 45 puanım var. Bandırma Spor 1 altımda. Kazandığım takdirde 8 puan fark yaparım zaten. Şöyle Bandırma Spor maçımıza geçelim. Bu maçı da simüle ettireceğiz. Son bakıyorum kaç takım var şöyle. 20 takım var. 20 takım varsa kaç maç oynanıyor? 38 hafta oluyor galiba. Bir bakayım kaç maç var. Takvimden bakayım arkadaşlar. Son 7 maç var arkadaşlar. Evet, 38 hafta oluyor. Son 7 maç var. Son 1-2 maç kala bir maç oynamayı düşünüyorum. Duruma göre bakalım, kritik yerlerdeki maç oynayabilirim. Bu arada kanalıma abone olarak bana destek olun arkadaşlar. Beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şurada 2000 olmamıza hiçbir şey kalmadı. Bu kanalı 2000 yapalım bir an önce. Bunlar sizin elinizde. Sizlere güveniyorum. Haydi şimdi videoyu durdurup lütfen abone olup videoma da like atıp gelin buraya. Sizleri burada bekliyorum. Şimdi geçiyoruz Bandırma Spor maçımıza. Overall'lar aynı. Lütfen kazanın. Yapma ama şu maçı yenin ya. Şu maçı yenin ya. Yenin şu maçı taraftarınız önünde. Çok kötü olmadı mı ya? Şöyle puan durumu 9. sıradayız. Galiba ilk 5 şansımız çok zor. 50 puan. Yo, zor değil. 4 puan fark kalmış. Başakşehir çok puan kaybetmiş. 4 puan fark var. Mükemmel. Kesinlikle Kayseri'yi kazanmalıyız. Haydi. Haydi çocuklar. 3-1 be Roda Yaga. Hat-trick yapıyormuş neredeyse, penaltıyı kaçırmış. Senin canın sağ olsun be. Evet arkadaşlar, sonuncu Eyüpspor. O kesin lig düştü zaten, çok kötü puanları. -31 avaraş, berbat durumdalar. Kasımpaşa, Alanya ve Gaziantep, hatta Ankara gücüyle Bodrum düşmemek için oynuyorlar. Bence Adana Demir ve Kayseri düşmez diye düşünüyorum. Son 5 maç. Bizim maçımız liderle galiba. Trabzonspor'la, evet, liderle oynuyoruz. Biz 7.yiz. Kazandığımız takdirde arkadaşlar 52 puan olacağız. Çok zor bir maç bu. Ben bu maçı da simüle ettireceğim. Şöyle bir bakayım. Kimle maçım var? Trabzon, Beşiktaş, Gaziantep, Kasımpaşa, Samsun. Son maç Samsun maçını oynayabilirim arkadaşlar. Haydi çocuklar. Çok zor biliyorum ama. Çok zor biliyorum ama Akhisar da Trabzon'un belalısı. Trabzonspor 1, Telesep Mobili Akhisarspor 6. 6. sıradayız ya, işte bu. Başakşehir kimle oynuyor acaba? Büyük maçları kazanıyoruz arkadaşlar.
Büyük maçları kazanıyoruz. Sisay'ın kiralık dönemi bitiyormuş. Matisse Tel'in bitiyor. Ve Faye'nin bitiyor. Faye 2 yıldır bizimle. Başakşehir kazanmış. Sıradaki maçım Beşiktaş'la. 6. sıradayım. Hedefim 5.lik arkadaşlar. Haydi büyük maçların takımıyız biz. Haydi lütfen. Lütfen çocuklar. Yine bakmama challenge yapıyorum. Yine bakmama challenge yapıyorum ama. Yazık oldu ya. Yazık oldu. İnşallah Başakşehir de kaybeder. 8. sıraya düştük. Gaziantep deplasmanı. 2-1 kazandık. Rodayega. Çok güzel oldu. Başakşehir beraber kaldı. Evet. Güzel. Onun puan kaybettiğini görmek güzel. Yine 6. sıradayız ve 2 puan fark kaldı Başakşehir'le aramda. Sıradaki maçım Kasımpaşa'yla. Artık ligde son 2 maç. Son 2 maç arkadaşlar. Kayıp vermemem gerekiyor. Bu son 2 maçı arkadaşlar oynayabilirim. Bence doğrusu bu olur gibi geliyor ama. Bu son 2 maçı oynayayım arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Şimdi Kasımpaşa maçına geçelim. Hugo Rodega maç öncesi antrenmanlarını ısınmasını yapıyor. Akhisar Sportoto stadyumu ağzına kadar dolu. Çok kritik bir maç ve Akhisar'da maç başladı. Artık Trendyol Süper Lig'de son maçlar. Akhisar Spor kariyerimizde son maçlar oynanıyor arkadaşlar. Hayırlısıyla güzel bir yerde bitirmek istiyorum. Beşincilikle bitirmek istiyorum Trendyol Süper Lig'i. Bu maç benim için çok önemli, çok kritik bir maç. Atamah girdi araya. Sizlerden büyük bir destek bekliyorum. Kanalıma abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. 2000 olmamıza hiçbir şey kalmadı. Lütfen beni kırmayın. Şimdi pas geldi. Hayradinovic çok tehlikeli. Berke Özer. Hayat verdi Berke adeta. Hayat verdi Berke. Korneri kullanıyor şimdi Kasımpaşa. Çok tehlikeli gelmişlerdi. Korneri kullandı. Ceza sahası İsa'yı karşıladı. Johan Mina. Önünde Hugo Rodega var. Johan Mina. Oğuzhan Efe'nin ayağına çarptı top. Berat Kalkan. Berat'ın pası Hayradinovic. En etkili oyuncuları Hayradinovic. Mükemmel bir pas. Murtaza. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Berke. İkinci hamle Berke. Matistel'den mükemmel bir çalım. Matistel. Tel gidiyor. Matistel. Ortası. Mina'ya doğru. Mina indirdi. Akintola. İstediğim gibi vuramadım. Matistel. Mükemmel bir pas. Rodayega. Rodayega Matistel'i gördü. Haydi çocuklar. Bu kontra atak gol olsun. Matistel. Johan Mina. Ceza sahası. Mina. Mina. Döndü. Verdi. Vurdu ve gol. Balto attı. Spor Toto hayatta. Balto Elmas. Kritik maçta öndeyiz. Temennimiz bizim kazanmamızdan yana, Başakşehir'in kaybetmesinden yana. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Bartu Elmas bir anda kendisini kalenin ağzında buldu. İşte köşeye sol ayağıyla böyle bıraktı. 1-0 öne geçiyoruz. Akhisar Spor Kasımpaşa maçında. Pas hatası yaptı Kasımpaşa. Şimdi Bartu Elmas yerden. Johan Mina. Mina. Hugo Rodega yerden pası. David Akintola. Bir kez daha Rodega gidiyor. Rodega şut, savunma. İkinci golü çok etkili geldik Rodega'yla. Johan Mina şimdi korneri kullandı. Ortası. Bin tabak. Matistel. Müthiş oldu be. Rahatlattı be. Kasımpaşa karşısında 2-0 yaptık. Adeta kafasına oturttu topu Johan Mina. İşte Spor Toto'da bu mükemmel gol harika açıdan görüntüde. Matistel. Gion Notis görüntüde. Matistel, o aradan nasıl vurdun sen kafayı? Mükemmel bıraktı köşeye. Dakika 45. 2-0 öndeyiz. Faye. Elle oynama. Golü yemeyelim son dakikada. Çok seviyoruz biliyorsunuz son dakika yemeği. Ceza sahasının orta. Faye. Müthiş göğüs kontrol. Johan Mina ve ilk yarı bitiyor. Hisay kullandı taçı. Wing girdi oyunda Kasımpaşa. Şimdi Bartu Elmas. Ortası. Bomboş vurdu Matistel. Bomboş vurdu Matistel. Kasımpaşa artık bitti. Matistel.
Son maçlarında Matistel şov yapıyor. Ama Barton'un ortası al da at der gibi. Sport Toto böyle görüntüde coşkulu. Çok çok önemli bir maç. Golü izliyoruz. Matistel bomboş sol ayağıyla şık bırakıyor köşeye. Giannotis ne yapsın? İşte yakın görüntü. Matistel ayağının içiyle çok şık. Skor 3-0 oldu. Avarajımızı da yükseltiyoruz. İlker Yanar böyle seviniyor. Hedefimiz 5.lik arkadaşlar. Avrupa kupaları, Konferans Ligi'ne gitmek istiyoruz. Bakalım neler gösterecek bize. Son bir maç kaldı. Samsunspor'la evimizde oynayacağız. Çok kritik bir maç o da. Başakşehir'in de durumda onu da göreceğiz. Bakalım durum bize neler gösterecek. Bartu Elmas atlı çalımını Bartu. Bartu'dan orta. Gökhan Gül atama. Atamak gol pozisyonu. Pas atmayı düşündü Atamak. Bartu Elmas kenarda Tunahan Güngör oyuna giriyor. Emektar oyuncu Akhisarspor'un. Hisay. Orta pozisyonu aradı. Hisay döndü. Sol ayağını aldı. Hisay yapamadı ortayı. Hayredinovic. Yerden pas. Hala Kasımpaşa'daydı top ama Akintola girdi araya. Akintola. Hugo Rodega yerden. Johan Mina. Johan Mina'dan mükemmel pas. David Akintola 4. gole gidiyor. Haydi Akintola. Akintola. Bu güzel oyunla bir de gol yakıştırdı. Johan Mina'nın golde payı çok büyük. David Akintola. Spor Toto Akhisar Stadyumunu bir kez daha çıldırtıyor. İşte Akintola'nın golü. Köşeye bıraktı. Soner Aydoğdu, Josef Atamağ'ın yerine oyunda. Mark Bartra'yı geçti. Orada Bünyamin Balcı. 96-3 ve maç bitti. Bakalım Başakşehir ne yaptı? Arkadaşlar Başakşehir'de kazanmış. Sıradaki maçım Samsunspor'la. Başakşehir evinde Alanyaspor'la oynuyor. Alanyaspor'un durumuna bakalım. Alanyaspor maçı eksik Alanya'nın. Kazandığı takdirde ligde kalacak. Alanya için ölüm kalım maçı. Yani inşallah varını yoğunu Alanyaspor ortaya koyar da ben de kazanıp inşallah 5. olurum. Şampiyon Fenerbahçe olmuş Trendyol Süper Lig'de. 2. Galatasaray, 3. Trabzon ve 4. Beşiktaş. İnşallah 5. de Akhisar dedirtmek için Samsunspor maçına geçiyoruz. Spor Toto Akhisar'dayız. Matistel görüntüde onun son maçı artık Akhisar formasıyla. Kiralık dönemi sona eriyor. Tribünler ağzına kadar dolu yine. Samsunspor maçı için geldiler. Ve maça Akhisar Spor başladı. Yağışlı bir havadayız. Zemin ağır. Ve bozuk. Yer yer bozukluklar görüyorsunuz. İnşallah Başakşehir'in kaybettiği, Akhisar'ımızın kazandığı bir hafta olur. Noktayı belirliyor maçın hakemi. Halil Umut Meler. Şimdi barajı ayarlıyor. Spreyini sıktı. Tehlikeli bir yerden Samsunspor şimdi serbest vuruş kullanacak. Bu maç bizim için çok çok önemli bir maç. Olivier Nitschan topun başında. Tanke pasını verdi. Vuruş Berke. Çok tehlikeli bir pozisyon. Samsunspor gol arıyor. Şimdi Emre Kılınç. Emre yerden pası. Kara. Van Dron gelen. Ceza sahası. Wagner şut pozisyonu savunma. Atama. Mina yine kullandı. Yine Rodayega'ya doğru. Gol pozisyonu var. Gol. İşte bu. Çarpan top. Hisay attı. Elseyit Hisay ile 1-0 öndeyiz. İşte Johan Mina. Üst üste kornerlerimiz sonrası. Hisay savunmaya çarpan top. Ağlarda. Bir kez daha izliyoruz. Okan Kocu böyle yanıltıyor. Akhisar taraftarı ayakta çıldırıyor. Başakşehir maçından da artık Alanyaspor golü bekliyoruz. Kritik bir gol attık. Şimdi Mina ile yine geliyoruz. Johan Mina pası yerden Rodayega. Gol pozisyonu Rodayega. Noktayı koyuyor Rodayega. O gol sevinci geliyor. Kahveyi içecek. Rodayega içti kahvesini Mina ile. Hataları affetmeyiz. Johan Mina mükemmel bıraktı ya. Rodayega yerden çok sert.
Köşeye çok sert. Atlı çalımı Marius üst üste çalımlar. Yerden Wagner. Yemeyelim şu golü. Wagner. Berk Özel çok kritik. Atak devam ediyor. Wagner. Elle oynama güzel. Elle oynama. 45 artı 2. dakika. Rodayega ve ilk yarı bitiyor. Mina şimdi paslaşarak kullandı. Matistel. Matistel ortası. Van Drongelen. Akintola. Johan Mina. O da yaptı ortayı. Rodayega dönerek Okan. Mükemmel vuruş. İşte Hugo Rodayega. Dönerek vurdu Okan Kocuk. Böyle çeliyor kornere. Mina yine paslaşarak kullandılar. Johan Mina ortasını yaptı arka direğe doğru bu sefer. Marius karşıladı. Atama, atlı çalımın atama, şut, savunma, Johan Mina. Yerden Matistel arka direğe doğru. Uzun bir top attı. Samsunspor savunması karşıladı. Şimdi Marius. Marius pası Oliver Nitcham. Schindler. Tanke. Samsun etkili geliyor. Emre Kılınç. Emre Kılınç atlı çalımını. Oliver Nitcham şut pozisyonu Berk Özer. David Akintola. Akintola süratini konuşturuyor. Akintola ceza sahası. Akintola atlı çalımını. Akintola şut pozisyonu. Matistel ve gol. Matistel ve gol. Golüyle veda ediyor Akhisar'a. Gerçekten bize katkısı çok büyük Matistel'in. Bir sezon bizde kiralık oynadı. Bayern Münih'ten kiraladık. Gerçekten bizdeki payı, bize verdiği katkılar mükemmel. İşte köşeyi çok şık gördü Matistel ayağının ucuyla. Böyle vuruyor. Okan Kocuk hiçbir şey yapamıyor. Wagner pası Marius vurdu Berke. Berke Özer. Haris çıkmasına izin vermedi. Arka direkt bomboş kale. Maalesef topu alanımızda. Samsun Spor golü buldu. Skor 3-1 oldu. İşte Berk Özer çok ön direkte durmuş. Arka direkte de Wagner boş kalınca topu böyle ağlarımıza gönderdi. Akintola pasını aktardı. Bartu Elmas. Bartu'dan nefis bir çalım. Bartu Elmas şut pozisyonu. Bartu Elmas. Okan Kocuk. Soner Aydoğdu hazırlandı. Wagner kenarda Samsun'da da. İki oyuncu birden değişiyor. Van Drongelen de kenarda. Fofana oyuna girdi. Satka oyunda. Şimdi Akintola. Ceza sahası dışına mükemmel kafa. Bartu Elmaz'da mükemmel kafa. Dört bir oldu. Mükemmel kafa. Yaptığım transferlerden müthiş katkı alıyorum. Akintola orta ceza sahasının dışından çok uzaklardan kafayla mermi gibi vurdu. Sanki şut çekti Bartu. Okan Kocuk yükseldi ama Bartu Elmas. İlker Yanar'ın mutluluğu. Trendyol Süper Lig'de Akhisar Spor kariyerimizde artık sonlara geliyoruz. Beni izlediğiniz, beni tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim dostlar. Akhisarlı kardeşlerime selam olsun. Kanalıma abone olarak, videolarıma like atarak bana en büyük desteği verebilirsiniz arkadaşlar. Çok seviyorum sizleri. Bu kanalı lütfen 2000'e çok yaklaştık. 2000 yapalım. İnşallah beraber yükseleceğiz. Tanke, Tanke vurdu. Kapanışı Samsun yaptı adeta. İşte Tanke sol ayağıyla çok sert. Berke topu görememiş gibi sanki ama kurtarırdı gibi geliyor bana. Mina şimdi Conte. Atlı çalımını Conte. Conte. Müthiş hareketler Conte. Conte. Devam ettiremedi. En az 3 dakika dedi maçın hakemi. 90+3'teyiz. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Trendyol Süper Lig Akhisar Spor kariyerimiz bu maçla birlikte sona erdi arkadaşlar.
4-2 kazandık. Bakalım kaçıncı bitirdik ligi? Arkadaşlar maalesef ligi 6. bitirdik. Sağlık olsun. Başakşehir kazanmış galiba. Alanyaspor'u yenmiş. Şöyle bir bakalım. Evet, Başakşehir Alanyaspor'u 3-0 mağlup etmiş. Alanyaspor da lige veda etmiş arkadaşlar. Düşen takımlar bu şekilde. Alanyaspor, Kasımpaşa ve Eyüpspor lige veda ediyor. Biz ligi 6. sırada bitirdik. Hedefim 5.likti ama sağlık olsun. Şöyle 58 gol atmışız. 43 gol yiyip 15'te avaraj yapmışız arkadaşlar. Gol krallarımıza falan bakalım. Matis Tel 15 gol 2 asistle 17 gole katkı vermiş. Bayern Münih'ten kiralık oyuncumuz. Hugo Rodallega 14 gol atıp 7 asist yapmış. Gerçekten mükemmel. Yani diyecek hiçbir şey yok. Johan Mina 9 gol 8 asist. Bu da müthiş. Neredeyse 18 gole direkt katkı arkadaşlar. Akintola da o şekilde. 8 gol 9 asist. Bartu Elmaz'dan memnunum. Güzel. Yani katkı yapmayan çok az oyuncumuz var. 34 maçta oynamış da gol yenmeyen maç sayısı 6 maç. Gol yenmeyen maç sayısı 6 maç. Güzel. Yani 6 maçta hiç gol yememiş arkadaşlar. Faye'den de memnundum. O da gerçekten müthiş bir stoper. Yerinde harika müdahaleleri var ama overall'ı yükselme konusunda kötü arkadaşlar. 68 overall'da aldım. 2 sezon bende kaldı. 70 overall oldu zorla. Bilmiyorum. Yani denemek isterseniz alın. Alt liglerde işinize yarayabilir. Gerçekten süratli, uzun boylu, kalıplı ve mükemmel müdahaleler yapıyor. Beni şaşırttı yani. Hiç tanımadan direkt kiralıkta gördüm, aldım Faye'yi. Ben memnun kaldım. Fazla lafı uzatmadan arkadaşlar, Akhisarspor kariyerimizi, bu mükemmel serüveni, ben çok keyif aldım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kariyeri burada bitirelim. Sıradaki kariyerim Bursaspor kariyeri arkadaşlar. İstediğiniz takımların kariyerini yapmanı istediğiniz takımlar varsa yorumlarda belirtin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalı hemen 2K yapalım. 2000 takipçi yapalım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.